Hayırlı akşamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 tane ünlü göz atacağım. Hepsi de babasıyla ünlü oldu. Ama birazdan başlayacağım arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün gerçekten konu dışına çıkıp böyle bir şey yapmaya karar verdim. Uzun zamandan beri aklımdaydı. Aslında yapmayacaktım. Ama bugün akşam kafam esti, yapayım istedim. Kısa kesip hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ki gördüğünüz kişi Nicki Minaj, Amerika'da şarkıcı kendisi. Bunun üzerine çok konuşurdum. Ama o kadar konuşmak da istemiyorum bunun hakkında. Çünkü diğer fotoğraflarımız da var. Onların için de bir şeyler söyleyebilirim. Şimdi Nicki Minaj'ı iyi tanıdığım için, takip ettiğim için konuşabilirim en azından. Evet arkadaşlar, bu kişi aslında sol fotoğraftaki görüntü gibi çocukluk hali, yani daha doğrusu 16-17 yaşındaki halinden şu anki haline geçişini de ben anlatayım o zaman size. Şöyle ki, bu ilk çıktığı zamanlarda şu anki görüktüğü kadar geniş poposu veyahut da geniş göğüslü veyahut da her yeri iri değildi. Sonradan operasyonlarla kendisini genişletti bu bayan. Tabii Amerika'da şimdi acayip ve değişik ve diğerlerinden farklı olmak gerekiyor eğer para kazanmak istiyorsanız. Bu da o yolu seçti. Haliyle. Aslında Nicki Minaj'ın şarkılarını ve o performansını severim. Aslında kendisi eski rap ekolünden geliyor. Yani eski hip hop ekolünden geliyor. Onun tarzını birazcık karıştırıp birazcık da güncel hip hop tarzına geçiş yaptı. Aslında şöyle de diyebiliriz, aslında her albüme göre davranıyor, öyle diyelim. Çünkü albümden albüme değişiyor tavırları. Ya dedim ya, bu kadının üzerinden çok şeyler söyleyebilirim. Şimdi bu Nicki Minaj bence diğer kişilerinden daha büyük bir popoya sahip. Bana öyle geldiği için ilk önce bunu koydum. Ve kendisi arkadaşlar Lil Kim, eskiden o da rapçiydi, hala da rapçi ve hala hip hop yapıyor, söylüyor. O da o dalda ilerliyor hala. Kendisi biraz yaşı geçmiş olsa da Lil Kim'i örnek alarak piyasaya çıkmıştır Lil Kim. Özür dilerim, Nicki Minaj. Lil Kim tamamen şu anki onun pozisyonu da, onu da koymak isterdim. Aslında onu koysaydım onu birinci listeye almam gerekirdi açıkçası. Ama Lil Kim'i ben çocukluğumdan beri dinlediğim için onu koymak istemedim. Diyeceğim şu arkadaşlar, birinci listeyi bunu aldım. Çünkü Kim Kardashian'a bile geçer bu. Geçelim öbürküsüne. Sıradaki, evet, bu da diğer bir bayan. Evet, bu Jennifer Lopez. Sanırım biraz Photoshop da olabilir. Biraz Photoshoplanmış da olabilir bu. Ben yine de koyayım istedim. Tam olarak poposu böyle görükmese de bundan biraz daha küçük aslında. Ben fotoğraflarda öyle gördüm. Arkadaşlar, bu Jennifer Lopez hakkında fazla bir şey söyleyemem. Çünkü ben şarkısını veyahut da şöyle söylerseniz, bana sorarsanız ciddi ciddi ben bilmiyorum ne yaptığını. Galiba şarkıcıydı. Şarkıcıysa eğer, hiç dinlemedim çünkü şarkısını. Özür dilerim. Hiçbir bilgim yok. Ama bilgi edinerek zaten bunu izleyerken zaten bileceksiniz yani kim olduğunu haliyle arkadaşlar. Size samimiyetimle söylüyorum.
Jennifer Lopez aslında tek bir şey söyleyebilirim. Sanırım bu nereli olduğunu da tam bilmiyorum ama herhalde şey Amerika'nın tahminen söylüyorum arkadaşlar. Ondan sonra bana demeyin yani. Başka bir şeyler söylemeyin. Herhalde alt bölgeler Meksika ama Brezilyalı mı? Öyle bir yerli ya da başka bir yerlidir. Bilemeyeceğim ama o taraflara benziyor. Kendisi güzel bir bayan. Bu kadar diyebileceklerim. Evet. Sanırım bu çocuk mu diyeyim buna ne diyeyim bilmiyorum da ben yine çocuk diye adlandıracağım. Neydi bunun ismi ya? İggy Azalea mıydı? Evet. Ben yanlış söylüyor olabilirim. Her ne kadar da İngilizcem olsa da, her ne kadar Almancam da olsa da, yanlış söylüyor olabilirim. Çünkü ben Amerika'da bu doğup büyümedim ki isimlerini tuhaf isimleri var. Iggy Azalea. Tuhaf isimleri var. Bu bayanın ben bugün şahsen müziğini dinledim. Sanırım bu kendisini rapçi olarak sanıyor. Eğer rapçi diyorsa kendisine öyle kalsın derim. Seveni mutlaka vardır. Ya da aslında benim dinlediğim bir tane müziği vardı. Şey duydum yani galiba rap de o. Herhalde sanırım rap müzik yapıyor onu demek istiyorum yani rapçi demiyorum. Sanırım onu yapıyor. O dalda ilerliyor. Yani bunun hakkında iri popolar olarak niye bunu koydum diye soracak olursanız arkadaşlar bu siz bu kızın ilk çıktığında ben televizyonda görmüştüm. Şu sol taraftaki tarzındaydı. Yani sıfır bir popoyla yani bir %70'lik popoya nasıl ulaştığını tuhafıma kaçtığı için bunu koydum. O yüzden yani yoksa hacim olarak bunu ne koymadım. Evet arkadaşlar. Devam edelim bakalım ne çıkacaktı karşımıza. Evet. Bunun da ismi zor diyor. Neydi bunun ismi? Jennifer. Love Havlet miydi? Havit miydi? Öyle bir şeydi ismi. İsmi de zormuş ha. Havlet. Havlet dedim ya. Yani. Neyse siz affedin arkadaşlar. İsmi Jennifer ama onu söyleyeyim. Soy ismini bilmiyorum. Öyle diyelim. Ama ben bunu baktım bayağı bir kendisinin hakkında sıfır ama sıfır bilgim var. Ama yanlış şunu söyleyeyim. Yani bedeninden büyük poposu var. Yani güzel bir şey mi? Yani ben kendi düşüncemle bakıyorum. Yani bir şey eğer orantılı değilse o kötü bir şeydir aslında. Bu da onun için geçerli. Yani hava yastığı gibi gözüküyor. Patlamış. Ama içine girmemiş gibi. Kendisi aslında o kadar da güzel bir bayan da değil. Yerleri de bir ameliyatlık söz konusu olmuş. Öyle birisi. Ben bunun hakkında pek konuşmak istemiyorum çünkü sıfır bilgim var. En azından ismini bile hiç duymamışım neredeyse. Geçelim. Arkadaşlar bir diğer ismini hiç duymadığım kişi. Diyeceksiniz ki bu adam da ne biliyor acaba? Sofia Vergara ismi. Soy ismini de belirtiyoruz. Arkadaşlar bunu da koydum. Çünkü daha önceki fotoğraflarına baktım. Daha büyük popolusu fotoğrafı da vardı. Ama belli ki bunu siz koyarsam bile olacaksınızdır. Çünkü daha büyük bir popolu halleri de var. Ben bunu tercih ettim. Şimdi bunun hakkında gerçekten hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Affedin. Bu videoda da hakim olmadım. Bu böylelikle ortaya çıkmış oldu.
Çok açık söylüyorum ama değil mi? Bakalım öbür tarafta ne varmış? Diğer fotoğrafta. Evet. Bu da aslında bu da yeri popolu bir kadın. Neydi bunun ismi ya? Christina Handwerk miydi? Handwerks. Evet. Son ismi de bir tuhaf. Kendisinin hakkında sadece fotoğraftan biliyorum. Ömrüm boyunca 4 tane fotoğrafını gördüysem görmüşümdür. Aslında iri popolu bir insan. Ne iş yaptın? Ne yaptın? Neci? Kim? Kim değil? Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Bugün hiçbir şey bilgim yok. Arkadaşlar, yalnız iri popolulardan bir tanesi. Diğer fotoğrafı geçelim arkadaşlar. Evet. En azından bunu kim olduğunu biliyorum. Evet. Kim Kardashian kendisi de bunun bir tane çok ünlü bir fotoğrafı vardı arkadaşlar. Hangisini tahmin ediyorsanız o büyük ihtimalle. O Photoshop'tan yapıldı. Aslında bu hakikat çekilmişi. Görüyorsunuz yani o fotoğraftan aynı değil çünkü orada Photoshop vardı. Bu da normal hali. Bu şeyden aynı Jennifer'ların bunun şeyi aynı neredeyse. Bununki biraz da kabartılmış gibi duruyor sanki. Bu bayana hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. O zaman bari güzel mi çirkin mi onu söyleyeyim. Şimdi çirkin demek yanlış olur. Ama güzel de diyemeyeceğim. Çekici de değil. Yani sıfır bir şey söyleyemeyeceğim yani. Yani benim hoşuma gitmedi yani. Hoşuma gitmiyor yani. Evet. Basalım. Evet. Bunun hakkında pek bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Beyoncé. Güzel şarkıcı. Bence bunun yaptığı müziklerin hepsi güzel arkadaşlar. Çirkin bir müziği, kötü bir müziği yok. Hepsi iyi. Direkt poposuna gelirsek, poposu gerçekten büyük. Artık bir 5 saat sağ tarafına, 5 saat de sol tarafına mı çalıştılar, ne yaptılar? O kadar büyük ki. Bayağı hacmi var. Saçlarını gerçekten hep tutturuyor kendi ten rengini. Aferin ona. Evet, başka diğer fotoğrafa da geçelim arkadaşlar. Evet, Coco Austin. Bu da diğer büyük popo yarışına giren insanlardan. Ben bunu gördüm, ismini araştırdım, hemen buldum. Bunu bilmiyorum ama şey Alman mı bilmiyorum da gerçekten bilmiyorum. Alman mı diyeceğim ama suratında da bir Almanlık var ama. Bakıyorum ama her neyse arkadaşlar bunun cidden ne olduğunu, kim olduğunu, ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyorum ama gerçekten kim olduğunu hemen baktım. Yani ismini falan baktım yani. Buldum. İnşallah budur yani Coco Austin diye. İnşallah budur yani. Öyle yazıyordu. En büyük poposu buydu yani diğerlerinden de en büyüğü de buydu zaten. Bunu niye birinciyi almadım diye soracak olursanız. Almadım. Çünkü almadım. Nicki birinci olsun istedim ya. Bu kadar basit. Evet. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim ki. Yani sizi de boşuna boşuna bekletmeyeyim. Evet, bu da Kim Kardashian'ın en küçük kardeşi miydi? Neydi bunun ismi? Kylie Kim Kardashian mıydı? Evet. Yani işte bu da popusu var yani de
İşte böyle bir genç bir bayan işte. Adam mankenliğe yazılsa yemin ediyorum boydan kaybeder miydi? Kazanır mıydı? Güzel mi, çirkin mi? Ama yalnız şunu söyleyeyim. Bunların soyunda bir Türklük var ha. Vallahi. Şimdi arkadaşlar bugün nasıl bir şey yapılamaz adlı bir videodan sonra herkesten özür dilerim. Sen şimdi Nicki Minaj'ın ismini doğru düzgün ve ne yaptığını, ne ettiğini söyleyebildim. Bu konuya en baştan demiştim mi? Dememiş de olabilirim. Şimdi diyeyim o zaman. Ben bu konuya pek hakim değilim. Ben bunu çekiyorum ki benim izlenme oranım yükselsin diye çektim aslında. Bana yardımcı olun arkadaşlar. Eğer böyle bir şey yaparsam beni izlerler diye tahmin ediyorum. Birazcık da bazı şeylerden anlamıyormuş gibi kendimi göstererek belki daha iyi çekici olurum diye düşündüm. Konuyla yani esprili olduğunu. Çünkü baktım ki herkes düzgün kendi işini yaparak ilerleyemiyor. Ben de kısa yolu tercih etmeye karar verdim. Kısa yolu tercih ettim ama ne kadar uzun gider onu bilemeyeceğim arkadaşlar. Herkesten özür diliyorum. Kimsenin alay geçmek istemedim. Geçmek de istemiyorum. Ben sadece YouTube'un koyduğu o sınırdan yukarı geçmek istiyorum. 10 bin izlenmeydi. O şimdi değişti. 40 bin saat izlenme olacak. Pardon, 4 bin saat izlenme olacak ve 1000 abonelik olması gerekiyor. Ben de bunu başarabilme amacıyla eğer böyle bir şey yaparsam çekici olacağını düşündüm. İnşallah tutar. Siz de bana destek verirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunları devam arkadaşlarınıza önerebilirsiniz benim kanalıma. Abone olabilirsiniz. Eğer beğenmiyorsanız beğenmiyorum tuşuna basın. Eğer beğeniyorum da diyorsanız beğenirim derim. Ama lütfen arkadaşlarınıza da bu videoyu devam atın ki onlar da görsünler. En azından diğer videolarıma baksınlar. Orada belki onlara yardımcı olabileceğim konular olabilir. Hangi konularda yardımcı olacağım diye bir sorunuz varsa ilk önce bana sorabilirsiniz. Emin olun benden daha başka bir iyi bir insan da bulamazsınız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Diğer bir başka videoya kadar hepiniz hoşça kalın ve mutlu mesut kalın.